Şaka mı bu? Hayır. Devlet sırrı. Babana bir şey demeyecek misin? Şu an bayılmamak için zor durur. Sen, tüm bunlar ya annem, her şeyi anlatacağım. Şuraya bak ya. Adamı resmen halk kahramanı yapmışlar. Sanki onlar kahraman, biz teröristiz. Olacak iş değil ya. Amaçları da bu değil mi zaten? Çoluğa meşruiyet vermek istiyorlar. Resmen bütün dünya kamuoyuna çoluğa pazarlıyor sahtekarlar. Bu haksızlık, böyle kepazelik olmaz ya. Erdem komutanım nerede? Bu skandaldan haberi var mı? Komutanımız çıktı. Nereye çıktı? Bilmiyorum, bir şey söylemedim. Erdem komutanı arıyorum. Ben de hafızım. Alo. Komutanım neredesiniz? Burada işler bayağı karıştı. Burada da işler biraz karıştı. Neredesin? Silah sesi mi o? Pusuya düştüm. Yerini söyle, hemen geliyoruz abi. Yok, ben hallederim. Abi saçmalama, konum at, hemen çıkıyoruz yola. Tamam, tamam. Ne oluyor, başı belada mı? Pusuya düşmüş. Ne? Nereden komutanın da telefonu açmıyor. Çıkmamız lazım hemen. Oo. Yürü. Komutanım, biz mi gideceğiz yardıma? Emniyete haber verelim. Hemen pöhleri arıyorum, şimdi yardıma gidecekler. Gözüm hep üstündeydi Yavuz. Her saniye. İlkokula başladığın gün ben oradaydım. Kuleli'den mezun olduğunda ben yine oradaydım. Harbiye'den mezun olduğunda da oradaydım. Aslında hep yanındaydım. Neden? Neden böyle yaptın? Bir iz bırakabilirdin. Bir işaret bırakabilirdin.
Bu sadece hayatınızı tehlikeye atmak olurdu. Annem bu sebepten mi öldü? O Olcay denen adam. Beni arıyorlardı. Onu öldürünce ortaya çıkacağımı düşünüyorlardı. Senden hep nefret ettim. Öyle olması gerekiyordu. Niye? Ben öyle istedim. Ama neden? Bu ülke nice evlatlar feda etti Yavuz. Nice analar, nice babalar, dedeler, nineler. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın istiyor musun? Elbette. O zaman birileri ailesinden, evladından vazgeçmek zorunda. Allah şahidim, bu şeref bana nail olduğu için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Suçladığım için affet. Oğlum. Oğlum benim. Affedecek bir şey yok. Dayanamazsın bize, teslim ol. At silahını. Ben ancak Allah'a teslim olurum. Geberip gideceksin. Ölüm bize düğün bayram. Korhan Paşa. Sen Korhan Paşa'yı öldürdün, askerlerimizi öldürdün. O iş tam öyle değilmiş. Ben de ilk onu sordum. Ben Hamit Karasu, Milli İstihbarat'tan. Buyurun Hamit Bey. Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Genelkurmay'ın size iletmemi istediği bir dosya var. Ne kadar sürecek? Belli değil komutanım. Ama ailelerinizle birlikte olacaksınız. Yalnız kimse yaşadığınızı bilmemeli. Merak etmeyin, hiç kimse bilmeyecek. Ne diyelim? Vatan sağ olsun. Sizler sağ olun komutanım. Askerinin üniformasının içinde ölmek senin için çok onurlu ama ne yapalım? Görev görevdir canım benim.
Ne kadar kaldı? Az kaldı galiba. Türklerin başlattığı bu savaş. Je voudrais qu'il sache que je suis galant. Çocuklarımı. Je prends part à kaybettim. Bu ne ya? J'ai perdu mon fond. Hepsi kurtlu bunların ya. Yarısı küflü, yarısı çürük. Yaban domuzu vurup yesek daha iyiydi. Sanki yapmadığımız şey. Beyler, böyle olmayacak. Kış bastırıyor. Açlıktan, sefaletten geberip gideceğiz. Ben Çolak'la konuşmaya gidiyorum. Bekle, biz de gelelim. Alo. Ne oldu, var mı bir gelişme? Fark etti bizi. Direniyor. Destek istemiş olabilir. Vaktimiz de kalmadı ama içeri giremiyoruz. İlla canlı alacaksınız diye bir şey yok. Yakın oraya bitsin gitsin. Arabadan benzin getir. Kimdi o? Hafıza alacaktım da vazgeçtim. Diri diri yanacak şimdi. Güzel. Güzel. Cevaplamanı istediğim çok soru var. Hepsini cevaplayabilirim. Sen onlara Medusa planından bahset, Hamit. Ben şimdi geliyorum. Emredersiniz komutanım. Medusa planı mı? Biliyorsunuz, onca yıldır bizi ekonomik, askeri ve siyasal olarak zor durumda bırakmaya çalıştılar. Ama Allah'ın izniyle her seferinde savuşturduk. Savuştururuz da. Teröre destek verdiler. Binlerce askerimizi bu uğurda şehit verdik. Ama pes etmedik. Etmeyiz de. Milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar. İzin vermedik, vermeyiz de. Ama şimdi planları başka. Ne planı bu? Tam olarak öğrenmeye çalıştığım şey bu. Ama daha önce yaptıkları hiçbir şeye benzemeyeceğini biliyorum. Yeni bir terör dalgası mı? Hislerim bana bunun birkaç canlı bomba eyleminden çok daha büyük bir şey olduğunu söylüyor. Nükleer silah kullanacak değiller ya. Elbette onu yapamazlar. Ama yapacakları şey o kadar etkili bir şey olabilir. On binlerce insanımızı öldürebilirler. Bilmiyorum. Belki de ekonomik bir saldırı. Bizi haritadan silmek istediklerini biliyorum. İşte o biraz zor da. Çolak ne olacak? Çolak bir piyon. Onun gibi onlarcası var. O da Medusa'nın bir parçası. Ondan almam gereken bir şey var. Şimdilik yaşamalı. Sonra sizindir. Karşıma çıkarsa asla acımam. Ben asker değilim, istihbaratçıyım. Küçük balık için büyük balığı feda etmem. Ben ederim. Kulağa korkunç geliyor. Tam da bu yüzden öğrenmemiz gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Bana inanmaları, güvenmeleri gerekiyor. Hata şansımız hiç yok. Şimdilik bu kadar yeter. Acil bir durum var komutan. Ankara'dan aradılar. Çolak biraz önce bütün dünya televizyonlarına röportaj vermiş. Biliyorum efendim, hazırlık içindeydiler. Strateji değiştiriyorlar. Terörle bir yere gelemeyeceklerini, izin vermeyeceğimizi anladılar. Bunu anlayan Çolak değil. Maşasını tutanlar. Bölgedeki bütün dinamikleri etkileyecek bir algı operasyonuna hazırlanıyorlar. Acil önlem almamız lazım.
Bugünlerde akıllı bir telefon makinalı tüfekten çok daha etkili. Katılıyorum. Bak Yavuz, özellikle sana söylüyorum. Zor bir süreç yaşadım biliyorum. Bugün bu odada konuştuklarımız seninle mezara gidecek. Söylememe gerek yok herhalde. Emredersiniz komutanım. Komutanım, şu durumda Yavuz Üsteğmen'in görevine dönebilecek mi? Bir daha asla hukukun üstünlüğünü ve emir komuta zincirini bozmamaya söz verirse olur. Söz komutanım. Yeter ki arkadaşlarımın yanına dönmeme müsaade edin. Dönebilirsin. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Ben seni bulacağım. Özel kuvvetlerden başka bir ateş açar. Tim arkadaşlarım. Kim var içeride? Özel kuvvetler mensubu biri var. Tamam, burada kalın siz. Koçlar, biz de dalacağız sizinle. Olmaz öyle şey. Olur olur. Biz size karışmadan yandan yandan dalarız. Alın şu deliği başımdan. Abi adam anladı hemen deli olduğunu. Siz merak etmeyin. Böyle şimdi içeriye girip durumu 2 dakikada hallederler. Hafıza alıp buraya gelirler. Mekandan alevler yükseliyor. Mekanı yakmışlar. Atın silahları! Komiser, dikkat edin! Bırakın silahları! Teslim olun! İyi misin Yavuz? Hiçbir fikrim yok komutanım. Telefonu kapatmıştım, 9 tane cevapsız çağrı var. Emredin komutanım. Beni aramışsınız. Komutanım, Ali Haydar komutanımı pusuya düşürmüşler. Pusuya mı? Nerede? Ne zaman? Merak etmeyin komutanım, biz buradayız. Köyler de müdahale ediyor. Şehir merkezindeyiz. Tamam, hemen geliyoruz. Dayan abimiz, dayan. Hey yavrum hey, koçlara bak. Takır takır indiriyorlar be. Komutanım kaçıyorlar. Çalak, sen benimle gel. Beyler siz burada kalın. Çaylak yürü. Aman! Arkadaşımız içeride bir yere gelecek. Sakin ol. Hadi hadi hadi.
bekle be. Zarar vermeyeceğiz, bekle. Gitme. Arkanda. Dön, çök. Çök, çök. Allah kahretsin, kaçmış. Kaçmış! Allah kahretsin. Burası sizde. Beyler yürüyün. Dön arkanı. Çök, çök. Hafız! 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 Hafız içeride misin? Alevler çok fena, giremeyiz. Ne demek giremeyiz? Gireceğiz. İçeride bırakalım adamı. Hemen boşaltın burayı. Alevler bütün binayı sardı. Kusura bakmayın başkomiserim. Kardeşimi bırakmam orada. Ben de askerimizi bırakmam. O zaman beraber giriyoruz. Hafız! Abi! Keşanlı! Abi! Hafız! İyisin değil mi? Abi. İyi iyi. Dolan yutmuş ama yanık yok. Sizden de Allah razı olsun. Hayatımda senin kadar delisini daha önce görmedim. Geçmiş olsun. Sağ olun başkomiserim. Adamlardan birkaçı seninle konuşmak istiyor. Mesele neymiş? Biraz kızgınlar. Hı. Görsünler bakalım. Yiyecek bir lokma insan gibi bir şeyimiz yok. Maaşlarımızı da alamıyoruz. Adamların çoğu neredeyse çöpten besleniyor. Hayvan leşi yiyoruz. Şuna bak şuna. İçi kurt dolu. Böyle mi savaşacağız biz? Böyle mi mücadele vereceğiz? Biraz kurtlanmış.
Damlısı ne olmuş? Vitamin mi o? Bu iş böyle gitmez Çolak. Ulan ben sizi buraya balmamından davetiyle mi çağırdım? Ha? Öyle mi? 5 yıldızlı otel konforu diye mi söz verdim? Ha? Savaşçısınız siz, savaşçı. Özgürlük savaşçısı. Öyle kolay değil bu işler. Öyle değil mi? Savaş bu. Çöp de yiyeceksin, leş de yiyeceksin. Öyle televizyona çıkmakla olmuyor bu işler Çolak. Örgüt rahatsız, adamlar rahatsız. Ya sen bu işe bir çözüm bul ya da biz buluruz. Biliyorum, biliyorum. Haklısınız. Zor günler tabii ki olacak. Ama düşmana karşı birlik olmalıyız. Öyle değil mi? Hı? Merak etmeyin. Siz şimdi gidin. Ben de bir şeyler düşüneceğim. Beyler. Komutanım hoş geldiniz. Komutanım, sizin ne işiniz var burada? Beni boş ver, Hafız nasıl? İyi komutanım. Yarası beresi yok. Oksijen veriyorlar. Rahat ol. Nasılsın, iyi misin? Hemen herkes tabura. Sizinle konuşacaklarım var. Dışarıdaki adamlar bu yemekleri görmesin. Başımıza iş alırız. Hadi ya. Vallahi mı diyorsun? Fazla konuşma da çok başına. Hadi. Röportajın etkisi beklediğimizden çok daha iyi oldu. Gayretinize çok teşekkür ederiz hanımefendi. Sağ olun. Size söylemiştim. Ne kadar fazla ülkede yayınlanırsa etkisi o kadar büyük olur. İnandırıcılığı o kadar artar. Muhakkak. Şimdi bu yayınlara devam etmemiz lazım. Hazır böyle sıcağı sıcağınayken bunu bir kampanya haline getirmemiz lazım. Eğer sizin için maddi anlamda bir problem teşkil etmeyecekse ben bir canlı yayın hazırlayabilirim. Sizin çalıştığınız kanalda mı? Kesinlikle. Bütün dünyaya haber olur. Hmm. Güzel fikir. Ama önce yeni bir hamle daha yapmamız lazım. Nasıl bir hamle? Sizin canlı yayınınızı daha renkli hale getirecek bir hamle. Hem böylece Türk Büyükelçisi'yle görüştüğümüzde talebimizi reddedemeyecekler. Hangi talebinizi? Çolak'la aynı masaya oturma talebimiz.
Kaldırsınlar bunları. Ben de tam sizi arayacaktım. İzledin mi yayını? İzledim, izledim. Yani makyajım biraz kötü olmuş ama... umarım etkili olmuştur. Türkler çoktan delirmiştir herhalde. Şimdi daha beterinde yapacağız. Saç çekeceğiz yani. Aynen öyle. Şimdi bak, söyleyeceklerimi dinle. Vay 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 vay. Farkında mısınız bilmiyorum. Agah bir öldü. Her şey hızlandı. Yoluna girdi sayılır ha. Merak etmeyin. Ben de o anı heyecanla bekliyor olacağım. Ne yaptılar? Doydurdular mı karınlarını? E işte. Doydu denilebilirsin. Merak etme. Ben onların karınlarını yarın daha güzel doyuracağım. Sen onları dağıtma. İşimiz var onlarla. Ne işi? Ne işi mi? Türklerle randevulaşacağız. Onu organize edecekler. Hiç iyi görmüyorum. Abi, delirmiş falan olmasın. Bir doktora falan mı gösterseydik? Korkuyorum ben ha. Yok oğlum, Türk bayrağını öptü, görmedin mi? Vatan sevgisi yerinde. Gerisi boş. Hem hangimiz deli değiliz ki ya? Benim aklım yerim yerinde valla. İlk önce istifa etti. Çekti gitti. Şimdi geri geldi. Üniformayı kokluyor. Tavırları bir garip. Bilemedim. Ne fısıldaşıyorsunuz sizi? Bir açıklama bekliyoruz komutan. Ne açıklayacakmışım? Yani içinizden ne gelirse. Bir şey gelmiyor içimden. Hiç sorun değil. Değil mi arkadaşlar? Yani. Tabii canım, yani komutanımın içinden bir şey açıklamak gelmiyor işte. Hiç. İşte komutan olmak böyle bir şey. Canın mı istemedi? Açıklama kardeşim, ne muhatap olacaksın ya? He komutanım? Erdem komutanım harekat merkezinde bekliyor, hadi. İzin verirseniz. Hadi hadi iş beyler oğlum, boşalt onu, komutan giyinecek ha. Şşş. Şey yapma. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Madem kadını yakaladın, niye gidip de savcıya her şeyi anlatmıyorsun? Af dilesin istedim. Kimden af dilesin? Allah'tan. Nasıl yani? Bu günahla yaşasın istemedim. Af dilesin istedim komutanım. Ali Haydar. İlk fırsatta gidip savcıya her şeyi teker teker anlatıyorsun. Bıktım sizden ya. En güvendiğim adamın yaptığına bak. Tamam. Hadi Yavuz yaptı. Adam 1000 tane şey yaşadı. Bana da karımı öldürttüler komutan. Thank you.
Biliyorum. Biliyorum hala eder. Her canı yanan kafasına göre iş yaparsa... burası orduya değil, mafyaya benzer. Haklısınız komutanım. Bunu tekrar konuşacağız. Emredersiniz komutanım. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, öncelikle kimse Yavuz Süleyman nasıl döndü, ne oldu diye sormayacak. Bu bir emirdir, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Gerektiği zaman bilgilendirileceksiniz. İkincisi, Çolak uluslararası kamuoyunun desteğini almaya başladı. Çolak'ı meşrulaştırarak bütün dünyanın desteğini arkasında görmek isteyecekler. Tarafsız devletleri taraflı hale getirecekler. Bizi uluslararası arenada tek başımıza, yalnız bırakacaklar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Emredersiniz komutanım. Üçüncüsü, ben bu taburun komutanı olarak aranızdan kimsenin artık emir komuta zincirini ya da hukuku çiğnemesine ya da buna yaklaşmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunun için bazı hatırlatmalar da yapacağım tabii. Yavuz. Tekrar aramıza hoş geldin. Sağ olun komutanım, hoş bulduk. Tamam. Şimdi dağılabilirsiniz. Kargom bugün geldi. Detaylı bilgi alınca haber vereceğim. Halk Değiştirir diye bir kitap arıyorum. 1929 baskısı. Tabii ki. Yardımcı olayım. Buyurun. Hı. Teşekkür ederim. Ne kadar? Ne kadar verirseniz. Aa, ne güzelmiş. Nedir güzel olan? Kitabın fiyatını okuyanın belirlemesi.
çeken Bilsen o. Ne oldu? Türk askeri yetişti. Oh, evi de yaktık ama kurtardılar seninkini. Ah. Gel bakalım. Çolak bana bir şey yapmaz değil mi? Vallahi son kurşunumu atana kadar savaştım. Merak etme. Yapmaz bir şey. Tek başına koca timi indirecek değilsin ya. Yardım et bana. Çolak ne yapacağı belli olmaz. Ölmek istemiyorum. Tamam. Gerekirse ben konuşurum onunla. Durumu nasıl? İyi olacak. Yakında sahalara döner yani. Kusura bakma Çolak. Yok canım. Ne kusuru? Bir anda ortaya çıktılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Adamlar geri çekilsin diye elimizden geleni yaptık ama çok iyiydiler. Bak olmadı şimdi. Türk askerini ölme kafalarını hiç sevmiyorum ben. Adamlar çok iyiymiş. Çolak paniklemiş. Kan da kaybetmiş. Bilmiyor ne dediğini. Hacı dedenin en önemli özelliği nedir biliyor musun? Müthiş iş sürer. Şimdi bunu takip ettilerse 5 dakikaya binerler tepemize. Dikkat ettim ben. Kimse takip etmedi. Ulan takip edilmeden buraya kadar geliyorsun da bir adamla mı masa çıkamıyorsun? Ben suçsuzum Çolak. Çolak, çocuk o da. Öyle mi? O zaman kim suçlu oynayalım? Ha? Bu mu suçlu? Bakayım. Yok değil. O zaman bu suçlu. Bu mu? Bakayım. Yok. Bu da değil. O zaman bu. Bu mu? Bakayım. Yok. Bu da değil. Geriye bir tek sen kaldın. Öyle mi? Çolak, çocuk o da korkudan yaptı. Ah! Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Bırak beni! Öksürme! Gebertirim lan seni! Bırak! Bırak! Çekilme! Yaşı küçük daha. Sık dedim. Yapma. Yapma ne Çolak. Olur öldürme beni. Sık dedim sana. Yapma ne olursun yapma suçsuzum ben. Yalvarıyorum yapma ne olursun yapma. Yapma öldürme beni. Yalvarıyorum sana ne olursun yapma ya. Yapma. Çolak ne dedim ben sana? Bu hacı dede bunun beynini iyice yıkamış.
lazım.